Pekala arkadaşlar, şimdi present ve future anlama gelen model'ları hallettik şu ana kadar. Öncelikle ama bundan sonraki aşamaya geçmeden önce hep birlikte şu bütün model'ları bir tekrar edelim şu ana kadar gördüğümüz. Toplamda 11 farklı başlığa bir bakalım. Daha sonrasındaysa perfect model kısmına artık yavaştan geçelim. Hazırsanız da arkadaşlar gelin öncelikle present modelları bir tekrar edelim. Şimdi öncelikle arkadaşlar present modellarımıza baktığımızda ilk gördüğümüz şey neydi? Ability belirten yani yetenek belirten modellardı. Burada Ken present yetenek belirtiyordu. Could past yetenek belirtiyordu. Ve bundan sonra ve bir de be able to ifadesi karşımıza geliyordu ki burada bu, bu kısımda aslında birazcık işler karışıyordu. Neden? Çünkü eğer sen emizar able to yaparsan Buna can demiştik hatırlarsan ama buna dikkat edeceksin bak. Önemli bir nokta arkadaşım was, were able to yaparsan bu manage to'ydu. Yani biz bunun çevirisini bir şey yapmayı başardı şeklinde gerçekleştiriyorduk değil mi? Peki geçtim bunu. Possibility yani ihtimal belirten maddeler ne vardı? Can, could vardı. May, might vardı. Be likely to vardı. Ve baktığımızda arkadaşlar burada önemli noktamız ne? Could ifadesi present olarak buradaydı. Peki ben daima olumlu ihtimallerden mi bahsederim? Ne münasebet? Bazen gelemeyebilirim de diyorum değil mi? Eğer böyle bir durum varsa yani olumsuz versiyonlarından bahsedeceksek can kullanamıyorduk. Yasak diyordu unutma. Kuduntu kullanmıyorduk. Bir dünyanın var bir de burada çıkmasın demişlerdi. O yüzden ne yapıyorduk? May not, might not ya da be unlikely to ifadesi beni karşılayabiliyordu. Permission dediğimiz şey can could made, may, ifadesiyle. Yani izinlerden bahsederken ebilir diye yine çevireceğimiz şey can could may ifadeleriyle. Request'e baktığımızda yani ricalara baktığımızda ise can could vardı bir de will would vardı. Ama burada önemli yapımız neydi? Bu cümayn ifadesi mutlaka ve mutlaka çevirisini sakın unutma demiştim hatırlıyor musun? Sakıncası var mı diye çevireceksin iki farklı formatta karşımıza gelebiliyordu. Eğer will inci ile gelirse senin yapmanın bir sakıncası var mı diyordu. Ama devamında if gelirse simple past bir cümleye gelecekti if'ten sonra. Bu simple past cümledeki öznenin yapmasının bir sakıncası var mı diye sorardı. Ve bak şurada gördüğümüz model'ların alayını ne biliyor musun? Ebilir diye çevirmen gerekenler. Bak tekrar ediyorum daha önce yaptığım uyarıyı. Ken nerede görüyorum? Ability de var işte possibility de, permission de, request de var falan filan. Boş ver bunları. Bunlar önemli değil. Önemli olan şey ne? Senin keni görünce ebilir diye çevirebilmen. Geçtim burayı. Geldim şimdi obligation and necessity'ye. Yani gereklilik ve zorunluluk belirten modellerimize. Ne vardı? Must, have to, Have got to, need to. Bunların dördü de melimalı diye çevriliyordu hatırlarsan. Baktığımızda ama olumsuzlarından bahsetmek istiyorsan mazın gözünü seveyim deme demiştim. Bu da yasak diyordu. Tıpkı kennatta olduğu gibi. Peki eğer sen olumsuz, gerekliliğin gerekliğin ortada olmadığı durumlardan bahsedeceksen ne yapacaksın? Yani yapmana gerek yok demek istiyorsan, present'a yönelik konuşuyorsan o zaman bir arkadaşım diyorum don't have to'yu kullanabilirsin. 2- Don't need to, 3- Needn't'ı kullanabilirsin. Ama sen geçmişe yönelik konuşacaksan, yani yapmana gerek yoktu demek istiyorsan da do'ları did yapıyorduk, didn't need to, didn't have to ifadesi karşımıza çıkabiliyordu bizim. Geldim şimdi advice'a, tavsiye belirten. Standart tavsiye olanlar ne? Should ve ought'u, bire bire şu anlamlıydı. Had better, sıkıysa yapma derdi düzgün çevirisine yapsan iyi olur yoksa sıkıntı çıkar. İşte bu yoksa aksi takdirde de bana ne veriyor? Or, or else ya da otherwise ifadeleri sağlar. Bir de must vardı. Mutlaka yapmalısın diyen çok güçlü bir tavsiye olarak karşımıza çıkacak olan ifademizi hatırlarsan. Peki habitual activities sakın demiştim bak used to would'u görünce bunlar alışkanlıkla kullanılır sadece deme. Niye? Çünkü used to ve would ifadesi eskiden olan ama artık olmayan her şeyden bahsedebilirdi bize. Geçtim. Bunun benzerleri be used to, be accustomed to vardı. Get used to, get accustomed to vardı. Bunlar devamda word payıncıya alıyordu. Hatırla. Ve get, get, get alışıyorum. Değil mi? Get used to, get accustomed to. Alışıyorum, alışmaktayım diyen ifadelerde. Ama be used to, be accustomed to dersen sallanma süreci bitmişti alışkınım diyen ifadeler olarak beni karşılayacaktı. Preference yani tercihlere baktığımızda would prefer, would rather ve would sooner ifadeleri benim karşıma çıkacaktı. Ve burada arkadaşlar şuna dikkat. Denle kullandığında o zaman sen bu ifadelerin hemen devamında gelen şeyi tercih ediyordun. O yüzden de benim tercih ettiğim şey burada A ifadesi olarak karşıma gelecekti. Prohibition yani yasaktan bahsediyorsak ne vardı? Kent ve mustn't zaten buralardan gelmişti. Buna ek olarak not allowed to diyebiliyorduk. Prohibited diyebiliyorduk. Bunların çevirisinde ne diyorduk? Yapamazsın çünkü yasak. Peki geldim expectation'a. Be to ve be supposed to. Ben buradaki be'leri ne yapıyordum? Zamana göre çekimliyordum. Emizar diyordum. Was diyordum. Takılıyordum kafama göre. Son olarak da deduction yani çıkarımlara bakmıştık. Demiştim ki olumlu çıkarım yapıyorsan o bir öğrenci olmalı diyorsan must'ı kullan o bir öğrenci olamaz diye olumsuz çıkarım yapacaksan da kenti kullanacaksın. Baktığımızda arkadaşlar şu ana kadar gördüğümüz model'lar bunlardı. Ve şöyle bir not düşmüştüm size hatırlarsanız ee, ilk model dersimizde. Demiştim ki arkadaşlar bakın bir model ifadesi kendisinden sonra fiilin daima en yılın halini alırdı. Ve şu format beni nereye götürüyordu? Ya present'a götürüyordu zamansal olarak baktığımızda ya da feature'a götürüyordu. Peki o zaman hemen bir soru ortaya çıkıyor. Ya arkadaşım o zaman ben geçmişe gitmek için geçmiş mesela atıyorum ihtimalden bahsederken ne kullanacağım? Ya da mesela geçmiş zorunluluktan bahsetmek istiyorum ne kullanabilirim? Bak geçmiş zorunlulukta aslında sıkıntı yok değil mi? Niye? Çünkü burada have to var ya. E bu have to'yu ben alırım, had to yaparım. Geçmiş sorumluluk oldu mu? Oldu, sıkıntı yok. Yani burada aslında mesela değiştirebileceğim, zamana göre çekimleyebileceğim bir madalım var, güzel. Peki, gel bir de tavsiyeye bakalım. Mesela ben geçmişe yönelik tavsiyede bulunmak istiyorum. Shut. Bu değişmiyor, değil mi? Shut'd diye bir ifade duymamışsındır herhalde. oğutu E ought to falan diye bir ifade söz konusu değil. Head better. Yok. Headed better olmaz zaten. Ha bu arada şu head'i gördüm. Bu past deme ha gözünü seveyim. Head better ifadesi present bir ifade. E must, musted diye bir ifade hiç duydun mu? Ne alaka? Komik olma. E iyi de o zaman ben geçmişe yönelik tavsiyeyi nasıl vereceğim? İşte bu noktada benim kurtarıcım Perfect model'lar oluyor. Kalbimizde çizelim. Baktığımızda arkadaşlar olay şudur. Ben perfect model'ları nasıl yaparım? Terslerden hatırla. Ben sana perfect aspect anlatırken ne demiştim? Eğer bir zamanın adında perfect ifadesi varsa orada mutlaka have verb 3 vardı değil mi? Gel yazalım. Have verb 3. İşte diyorum ki bak. Model verb 0 gelirse zamansal olarak bu ya present ya feature. Ama eğer bir model kendisinden sonra have verb 3 ifadesini aldıysa o zaman bu bir perfect model'dır. Ve perfect model'lar beni pasta götürür. Unutma bunu. İşte şimdi ise arkadaşlar bakacağımız, inceleyeceğimiz kısım perfect model'lar olacak. Hadi akıllı tahtaya geçelim. Şimdi tek tek bu perfect model'lara bakalım bir de. Perfect Model'lara baktığımızda arkadaşlar ilk olarak karşımıza tavsiye ile başladık. Tavsiye ile başlayalım o zaman değil mi? Should ve ought. Bak normal şartlarda should ve ought ifadeleri için biz tavsiye demiştik. Okey. Ama öbür taraftan bu sefer artık normalde bunları nasıl çeviriyorduk? Yapsan iyi olur, e, yapsan iyi olur diyorduk değil mi? Ama have verb getirdiğime göre artık ben bunları geçmiş aldım mı? Aldım. Mükemmel. E o zaman çevirisini de al. Bak şimdi yapsan iyi olur ifadesinin geçmiş versiyonu nasıl olur? Yapsan iyi olurdu. Peki sen yaptın mı? Yo. Ha. Yani o zaman bak şu T 3 ya da O T 3 ifadesi bize ne diyor? Yapsan iyi olurdu ama yapmadın. Yapaydın iyiydi demiş yani. Baktığımızda arkadaşlar yapsan iyi olurdu ama yapmadın şeklinde bir ifade olarak bizi karşılayacak. Mesela bak. You should have studied harder for the final exam. Final sınavı için daha sıkı çalışsan iyi olurdu ama sen çalışmadın. O yüzden de şimdi bu kursu tekrar almak zorundasın dedi. Ya da you ought to have worn a seat belt while driving. Araba kullanırken emniyet kemeri takaydın iyiydi ama sen takmadın. Bu yüzden bundan dolayı da şu anda o nasıl bu kadar berbat bir durumda. Herhalde kaza yapmış, geçmiş olsun. Peki bunun tam tersi olursa, yani baktığımızda shouldn't have verb 3 ya da ought not to have verb 3'ü görürsek ne olacak? Böyle bir durumda da ne diyor? Yapmasan iyiydi, ama yaptın der bize. Mesela bak. You shouldn't have talked to her like that. Ya onunla bu şekilde konuşmasan iyiydi. Ama sen konuştun. Bu yüzden de o şu anda işi bırakmayı düşünüyor. Ya da you ought not to have lied to her. Ona yalan söylemesen iyi olurdu. Ama yalan söyledin. What will happen if she finds out the truth? Ya gerçeği öğrenirse ne olacak? Gibi bir ifade karşımıza çıkmış bizim. Peki geçtim. May, might, could. Ben bunları nerede gördüm? İhtimalde değil mi? E ben yapabilir dediğim zaman ne oluyordu? Can could, may might, be likely to vardı. Peki ben geçmişte olmuş da olabilir, olmamış da olabilir demek istiyorsam o zaman ne yapıyorum? İşte bunları kullanıyorum. May have verb 3, might have verb 3, could have verb 3. Yapmış olabilir yapmamış da olabilir. Gibi bir ifade olarak karşımıza gelecek bir ifade bu. Baktığımızda yesterday dün I couldn't find my chemistry book kimya kitabımı bulamadım emin değilim ama ben onu senin evde unutmuş olabilirim unutmamış da olabilirim gibi bir ifade vermiş. I don't know bilmiyorum neyi bilmiyorum Sheila'nın finalleri için sıkı çalışıp çalışmadığını bilmiyorum bence sınavdan başarısız olmuş olabilir. Gibi bir ifade beni karşıladı. Peki şimdi arkadaşlar normal şartlarda ben could have verb baktığımda burada bir geçmiş ihtimalden bahsedebiliyor. Ama could have verb 3'ün iki anlamı vardır. O yüzden de sınavda seçeneklerde sen could have verb 3'ü gördüysen bu iki anlamını da değerlendirmek zorundasın. Bunu asla unutma. Peki bu ne? İkinci bir anlamı da arkadaşlar could have verb için yapabilirdim ya da istesem yapardım ama yapmadım mesajını verir bana. Şimdi üçüncü olarak bakacağımız ifade ise arkadaşlar could have worked ifadesi. Neden ee, arkadaşlar could have worked'i ben bir arkadaşım diyorum bak burada geçmiş ihtimal olarak görebiliyorum yani yapmış da olabilir yapmamış da olabilir diyebilirim ama aynı zamanda could have verb 3 ifadesinin bir anlamı daha var. Ve olur da sen bir soruda could have verb 3 ifadesiyle karşılaşırsan iki anlamında değerlendirmek zorundasın. Peki nedir? İkinci anlamı arkadaşlar yapabilirdim der bana. Yani istesem yapardım ama yapmadım mesajı da verebilir. Bak şimdi mesela. Why were you driving your car? Sen neden arabanı sürüyordun? Nasıl? hız sınırının üstünde niye arabanı sürüyordun? You could have prevented this accident. Arkadaşım, sen bu kazayı engelleyebilirdin. Engelledin mi? A ama engellemedin. Eğer sen bu kadar hızlı gitmiyor olsaydın bu kazayı engelleyebilirdin. Seligrip oldu. O yüzden de işte testi dün alabilirdi ama o ne yaptı? Doktordan rapor alıp sınava girmemeyi tercih etti. Bak dün sınava girebilirdi, istese girerdi ama girmedi gibi bir ifade karşımıza geldi. Peki şimdi gelelim must have verb 3'e. Arkadaşlar ilk etapta must bir başlayalım. Bak şimdi ben present model'larda must'ı nerelerde gördüm bir düşünelim. Bir arkadaşım diyorum. Ben must ifadesini zorunluluk olarak görmüştüm değil mi? zorunluluk. 2. Ben must ifadesini aynı zamanda çok güçlü bir tavsiye olarak görmüştüm ve 10. başlığımızda ben must ifadesini çıkarım olarak da görmüştüm. Bak şimdi. Arkadaşım diyorum. Eğer bunun devamına have verb 3 ifadesi geldiyse artık bu geçmiş zorunluluktan bahsetmez. Bu geçmiş tavsiyelerden bahsetmez. Bunun sadece çıkarım anlamı vardır. O yüzden de 3 gün sonra bir canlı yayında ben sana sorarsam Must have World 3 nedir diye gözünü seveyim geçmiş zorunluluk deme. Nasipse diyeceğim çünkü ekstra buna dikkat et bak. Arkadaşım peki neden böyle? E biraz önce bak Mas'ta zorunluluk. Zorunluluk belirten have to da yok muydu? E ben have to'yu hep to yapıyorum zaten demiş ya. Boş ver burada ben bu anlamını çıkarmayayım demiş. E geçmiş tavsiye e zaten şu tev var diyor. Zaten o tev 3 var diyor. Bir de başıma bu burada çıkmasın diyor. Sadece çıkarım anlamı kalıyor. Yani mas tev 3 arkadaşlar geçmişe yönelik güçlü, olumlu çıkarımlardan bahseder bana. Yapmış olmalı gibi bir ifade verecektir. Bak şimdi mesela Merve dün evde değildi. Ne demiş? O arkadaşlarıyla dışarıya gitmiş olmalı çıkarım yapıyorum. Ya da her ne kadar teklif gerçekten iyi olsa da o bunu kabul etmemeye karar verdi. Bence o daha iyi bir fırsat bulmuş olmalı. Ne yapıyor? Yapmış olmalı, bulmuş olmalı gibi bir ifade karşımıza geldi. Geçtim. E Maslın zıttı. Olumsuz çıkarım neydi? Kentte değil mi? E i̇şte Kent Enverp 3 ya da burada bir yapı dağıtırıyor couldn't have verb gördüğümüzde bu da geçmişe yönelik olumsuz çıkarımlardan bahseder bize. Yani yapmış olamaz der. Bak şimdi mesela arkadaşım o daha yeni arabasını satmaya karar verdi. Bu yüzden de o arabasını satmış olamaz gibi bir ifade karşımıza geldi. Ya da Ahmet babasını öldürmüş olamaz arkadaşım. O gün bütün gün benimleydi ya. Ne ara öldürecek? Hayır bunu yapmış olamaz gibi bir ifade karşımıza geliyor. Bir de arkadaşlar mustn't have verb ifadesi karşımıza gelebilir bizim. Peki bu ne? Bak şimdi mustn't sadece have verb 3 geldiğinde perfect model'larda çıkarım anlamı var mıydı? Evet. E mustn't da sadece çıkarım anlamıyla geliyor ama nasıl? Geçmişe yönelik güçlü olumsuz çıkarımdır ve bunun çevirisinde yapmamış olmalı şeklinde kullanabiliyoruz. Mesela bak, although the questions of the exam were not so difficult. Ne demiş? Her ne kadar sınavın soruları çok zor değil olmasa da bazı öğrenciler yine de ne yaptı? Düşük not aldı. O yüzden de diyorum ki onlar sınav için Çalışmamış olmalı gibi bir ifade vermiş. Ya da ben onu gördüğümde selam verdim ama o cevap vermedi. Ne olmuş yani? Ya beni görmemiş olmalı gibi bir ifade karşımıza gelebiliyor arkadaşlar. Son olarak da needn't have work 3. Bak şimdi need gerek var diyen ifademizde değil mi? Gerek var. E o zaman ben needn't dersem gerek yok dedi. E peki ben needn't'ın devamına have workü çeklersem ne oluyor? Yapmana gerek yoktu. Peki sen yaptın mı? Ama yaptın. Yani needn't have work 3 ifadesi arkadaşlar. Yapmana gerek yoktu ama yaptın diyen bir ifade olarak beni karşılar. Bak ne diyor? You needn't have washed these clothes by hand. Ya bu kıyafetleri elinde yıkamana gerek yoktu. Bizim bu, çamaşır makinemiz ne oldu? Tamir edildi ya da in geçen hafta sonunda İngilizce çalışmama gerek yoktu. Niye? Çünkü bizim sınavımız iptal edildi şeklinde bir ifade karşımıza gelmiş diyebiliriz. Peki bununla beraber de arkadaşlar Perfect Model'ları da halletmiş olduk. Bir sonraki videomuzdaysa yine tıpkı tenslerde olduğu gibi İşin strateji kısmına geçeceğiz. Model sorularını nasıl çözmemiz gerekiyor, soruları nasıl yaklaşmamız gerekiyor, bunları inceleyeceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Müzik